Amerika'da konut başlangıçları Aralık'ta beklenti üzerinde %1.4 azalarak 1.4 milyon oldu. Aynı dönemde inşaat izinleri %1.6 azalarak 1 milyon 330 bine geldi. İnşaat izinleri bir önceki ay %10.6 düşmüştü. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15 bin düşüşte 190 bin oldu. Beklenti 214 bindi. Fed Başkan Yardımcısı Brainard, enflasyonun düşmekte olduğunu, ücretlerde enflasyonun yükseltici etki görmediğini savundu. Brainard, para politikasının bir süre için yeterli derecede kısıtlayıcı olması gerektiğini belirtti. Boston Fed Başkanı Collins, politika faizini %5'in biraz üzerine çıkarmamız ve bir süre orada tutmamız gerekiyor dedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonun faiz artışında yavaşlamak için çok yüksek olduğunu belirtti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, İngiltere ekonomisinde uzun ama hafif bir durgunluk beklediğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentiler çerçevesinde %9'da tuttu. Banka karar metninde mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesine yer vermedi. Birazdan iki değerli konu ağırlayacağız. Aysun Karaytuğ ve Ziya Akkurt canlı yayında konuklarımız olacak. Şöyle bir piyasaya bakalım, ardından sohbete geçeceğiz. Dolar TL ile başlayalım. Buradaki sakinlik 18.80'in altındayız. 18.78 karşımızda. Euro TL yukarı gidiyor. 20.34.50'ye kadar geldi. Dolar endeksi aşağı gelmeyi sürdürüyor. Euro dolar paritesi de yukarı gidiyor. 1.08'in üzerindeyiz. Euro dolarda 102'nin altını zorlayan bir dolar endeksiyle birlikte. Akşam seansı 6.093.015 yukarıdayız. Gün içerisi grafik dolar TL ekranlara geldi. Oldukça yatay. 18.78 ile 18.80 arasında bir kur. Borsa İstanbul'da yükseliş sürdü. 5.442 seviyesine kadar geldik. %0.7'lik bir yukarı hareket var. Tahvil faizleri ekranlara gelecek. Tek haneler hala karşımızda. 10 yıllık 8.8, 5 yıllık da 9.37 ve 9.5'a yakın bir 2 yıllık tahvil faizimiz var. Faizlerde 2 yıllıkta çok hafif bir aşağı hareket, 5 ve 10 yıllık hafif hafif yukarıda. Amerikan tahvil faizlerine bakacağız. ABD'de dünkü tahvil faizlerindeki sert düşüşün ardından bugün yukarıya doğru bir yön söz konusu. 3,5 değil ama 3,40'a yakın bir ABD 10 yıllık var. 2 yıllık tahvil faizinde de yine yükselişi görüyoruz. 4,11-4,12'ler seviyesinde. Altın ekranlara gelecek. Ons altında 1924. Bugün yine 20 dolarlık bir yukarı hareket. Ons altın %1 yukarıda. Gram altın 1162 liraya kadar geldi. Bitcoin de bugün yukarıda. 21 bin dolara yakınız bakın. 20.964. Petrol fiyatlarında %1-1,5'luk primler var. 80 dolar ve 86 dolar. Avrupa borsaları ve Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Avrupa'da bugün bayağı sert satışlar var. DAX'ta neredeyse %2, %1.7 aşağı geldik. Amerikan borsalarında da geri çekilme görüyoruz. Avrupa kadar sert olmasa da %0.5'e yaklaşan bir geri çekilme karşımızda. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Melike bizi bekliyor. Amerika'ya dönelim. Melike, yani istihdam piyasası bayağı iyi gitmeye devam ediyor. Bu işsizlik maaşı başvurularına bakıyorum. Hala düşüyor. 190 bine inmiş. Yani Fed'in böyle burasının kötüleşmesini istiyorum dediği yer hala çok güçlü. Konuşan bölgesel başkanlar var. Borsalarda biraz satış. Dolar zayıflıyor. Neler aktaracaksın Amerika'dan? Altın güçlü bu arada. Dinleyelim seni. Kesinlikle altın inanılmaz bir performans gösteriyor. Gelen veriler, işsizlik sigortası başvuruları performansıyla göz kamaştırdı. 200 bin de altına indi. 190 bine kadar düştü. Eylül 2020'den beri gördüğü en düşük rakam pardon. Ve bu istihdam piyasasının tabii senin de söylediğin gibi güçlü olduğunu gösteriyor. Güçlü olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak Barış sadece o değil. Şimdi başka sebepler de var bugün risk iştahının artmasına sebep olmamasının ardında yatan en büyük sebep Fed yetkililerinin konuşmaları.
Susan Collins sabah saatlerinde konuştu. Sonra da Susan Collins Boston Fed Başkanı olarak şunu söyledi. İşte faizler %5'in üstünde kalsın. Nihai faizler ve orada da uzun bir süre kalmaya devam etsin. Ekonominin buna ihtiyacı var ve ekonomi bunun üstesinden de gelir, kaldırır. Fakat ondan çok, şimdi onunla birlikte bir düşüş gördük gerçekten. Risk iştahını kırdı. Fakat en önemlisi Lael Brainard, yani Fed üst düzey yetkililerinden ve güvercin olarak bilinen Brainard dedi ki, işte özellikle bu enflasyonla mücadelede uzun süre faizler yüksek kalmalı ve yukarıda da bırakılmalı. Bu beklenmedik bir yorumdu ondan. Ayrıyeten önümüzdeki Fed toplantısında da ne kadar faizler artırılacak sorusuna cevap vermedi. İşte bu böyle bir belirsizlik getirdi piyasaya. Belirsizliği sevmeyen piyasa düşüşe geçti. Tahvil faizleri yukarı çıktı. Dördüncü çeyrek bilançoları da karışık gelince, yani Procter & Gamble hayal kırıklığı yarattı satış hacmi ile birlikte, ki tüketici ürünleri devi kendisi. Ve konut başlangıçları da karışık geldi. Yani yeni ev yapımlarında, inşaatında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Daha az ev yapılıyor ABD'de. %1.4'lük konut başlangıçlarında bir düşüş var. Temmuz 2022'den beri en düşük rakam bu. %10.7 Aralık'ta. Yani faizler biraz düşüp alıcılar piyasaya gelince yeni bir artış var ama istenilen kadar değil. Bu bir. İki, Philip Morris'in de hissesi tam tersi yukarıda. Yani bir inen bir çıkan hisseler var. Dördüncü çeyrek bilançolarının performansıyla birlikte böyle bir düzgün bir trend yok. O şirkete bağlı ama maliyet düzenlemesi yapanların sayısı gittikçe artıyor teknoloji sektöründe özellikle. İşte Microsoft'un dün 10 bin kişi işten çıkarması, global IT'de yani teknoloji sektöründe 2023'e başlayalı 2-3 hafta olmuşken sadece 25 bin kişinin işten çıkarıldığının duyurulması teknoloji sektörünü de biraz çalkaladı açıkçası. Çünkü Amazon, Salesforce, Facebook'un ana firması Meta'nın hepsinin toplamına bakarsak 25 bin ediyor. Avrupa'dan gelen negatif haberleri, yani büyüme ile alakalı, resesyonla alakalı haberleri ABD'de de fiyatlandı ama o kadar ciddi bir şekilde değil. S&P'nin de en ciddi bir şekilde düştüğü bugün de teknolojideki satışın daha ağır olduğunu görüyoruz diyorum Nasdaq cephesinde, yani diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Efendim konuklarımıza dönelim. Sevgili Melike'yi uğurladık. Stüdyomuzda Aysun Karaytuğ var. Aysun hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Teşekkür ederim ve aynı zamanda Ziya Akkurt da bizlerle. Ziya Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış'cığım. Çok teşekkür ederim. Ziya Bey izninizle ben stüdyodan başlayacağım, sonra size döneceğim. Aysun yurt dışıyla başlayalım. Amerikan borsalarında bir geri çekilme var. Özellikle Alcoa'nın bilançosunun, aynı zamanda yine Procter & Gamble'ın bilançosunun biraz hayal kırıklığı yarattı ve bunun da borsayı, endeksleri olumsuz etkilediğinden bahsediyoruz. Ve konuşan aslında belki temel bu zayıflıkta bölgesel Fed başkanlarının şahin mesajları, 5'in üstünde faiz ifade etmeleri ya da bu yüksek seviyelerde faizin daha uzun süre kalması gerektiğine dair vurgular var. Brainard da onlardan bir tanesi. Bugünkü geri çekilmeyi nasıl yorumluyorsun? Dün ve bugün aslında bilançolar hakikaten biraz keyifsiz geliyor. Goldman Sachs'ın, yanlış hatırlamıyorsam, banka tarafındaki bilançosu da olumsuz gelmiş. %7'ye varan düşüşe imza atmıştı bu hafta. Söz sende. Evet, cuma günü itibariyle bilançolar gelmeye başladı. Bankacılıkla başladık. Aslında eskiden Alcoa ile başlardı biliyorsun. Şimdi işte JP Morgan, Morgan Stanley vesaire çok karışık geliyor. Hani bunu kabul etmek lazım ama diğer taraftan data seti de çok karışık geliyor. Yani hakikaten mesela Powell'ın hiç istemediği taraf mesela istihdam tarafının çok güçlü olması ve orada çok ciddi hem oradaki işsizlik başvurularının artışı, hem ADP'nin çok iyi gelmesi, hem de tarım dışı istihdamın, hani Powell'ın tam tersi istediği bir senaryo oluşuyormuş gibi duruyor. O yüzden hani fiyatlamalar da çok volatil olmaya başladı. Özellikle mesela hani gerek S&P'de gerek Nasdaq'ta baktığında
anlamsız bir sanki QE ilan edilmiş de hani faiz indirimleri de arkasından gelecekmişçesine ciddi bir risk iştahı ile başlamıştı haftaya. Ama dün senin de dediğin gibi hani Bullard, zaten Bullard'ı biliyoruz. Yani %50'leri konuşan politika faizinin hani tavan seviyesinin %5 ila 7 arasında oluşmasını bekleyen bir guvernör. Diğer taraftan hani Master biraz daha center dediğimiz noktada kalan bir guvernördü. Artık hani onun da mesela o Brainard mesela hani orada ücretler artışının enflasyonu tetiklemediğini söylüyor ki hani günler her data geldiğinde ücretler artışının enflasyona olan katkısından bahsediyoruz. Yani negatif katkısından bahsediyoruz. Baktığında sadece data seti karışık gelmiyor. Sadece piyasaların kafası karışık değil. Guvernörler de çok karışık sinyaller veriyor. Powell'ın da hani son toplantısını hatırla, inanılmaz güvercin bir demeç vermişti. Tutanaklarda da keza öyle, hani çok büyük kafa karışıklığı yoktu. Ama sanki bu şekilde piyasaları dengeliyor gibi bir imaj sergiliyorlar. Hani nedenine gelecek olursan şu an piyasa fiyatlamasına baktığında 4.90 şu an tavan faiz. Yani 4.90'lar seviyesine kadar indi. Diğer taraftan Şubat biliyorsun toplantı var. O toplantıda Amerika faiz oranlarının arttırılması noktasında 0.50 %6'ya kadar geriledi. Yani 0.50'lik artış olasılığı %6'ya kadar geriledi. %25 neredeyse %100 olarak fiyatlanıyor şu anda. Aslında hem 0.25 evet. 0.25. Aslında baktığında piyasalar söylemlere ve oluşabilecek agresif faiz artışı tutumuna inanmadığını gösteriyor. Bunun da aslında gerekçesi çok solid, çok hani elle tutulur bir şey. Neden? Çünkü aylarca, yıllarca hani geçici enflasyon dediler. Gene aylarca, yıllarca, hatta hiç unutmuyoruz hani 2021 Ekim-Kasım ayında ciddi anlamda hani enflasyona giriş ve oradan reddediş vardı. 2022 geçici Ekim dediler, geçici dediler. 2022 Ekim Kasım ayında pivot demeye başlandı. Baktığımızda hani pivot olması için belki evet Ekim Kasım için çok erkendi ama fiyatlamaların ve yatırımcının yani piyasa oyuncusunun çok da fazla Fed'in daha fazla agresifleşmeyeceğine bet ediyor sanki. Ve tüm bu hani geçmiş tecrübe göz önünde bulundurulduğunda da sanki Fed 3. çeyrek itibariyle de bir noktada faiz indirimine başlayacakmış gibi bir fiyatlama içerisinde bulunuyor. Çünkü totalde de baktığında sadece 3 toplantıda faiz artışı beklentisi var. Bu 3 faiz artışı beklentisinin de 0.25 olacağı yönünde ve hatta belki de 2'de kalacağı yönünde daha sonra Fed'in beklemeye geçip para politikalarının gecikmeli etkisini izlemeye başlayacağı düşüncesiyle piyasalar daha iştahlı davranıyor. Ama şunu biliyoruz ki herhangi bir guvernör konuştuğunda ya da bir data geldiğinde anlık tepkiler veriyor, günlük tepkiler veriyor. Ertesi gün risk iştahı kaldığı yerden devam ediyor. Peki ben Ziya Bey'e de döneceğim. Bugün bir geri çekilme görüyoruz ama Ziya Bey şöyle genel bir yaklaşıma baktığımızda Amerikan Merkez Bankası üyelerinin, Fed Başkanı da belki bunu ekleyebiliriz, daha şahin mesajları, faiz artışlarının daha da süreceği, erken bir faiz indirimi olmayacağı, 2023 boyunca faizin yüksek kalacağına dair ifadeleri var. Piyasanın beklentisi terminale de baktığımızda %5 civarında faizin duracağı yönünde. Nihai faiz noktası hiç 5'in üstüne geçmiyor. Şubat toplantısında 25 bas puanlık zaten bir faiz artış beklentisi var. Şu an 4,5 olan Fed faizi. Ama bazı Fed üyeleri 5,25 hatta 5,5'a kadar bu işin götürülebileceğinden bahsediyorlar. Piyasayla Amerikan Merkez Bankası arasında bir ayrışma var. Siz bu ayrışmayı nasıl görüyorsunuz? Bir yerde buluşacaklar mı? Ne dersiniz? Bana göre Fed'in koyduğu kriterlerden bir tanesi olan işsizlik konusu yanlış bir parametre. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da da dolaştığınız zaman özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere müthiş bir iş gücü açığı var. O yüzden işsizlik rakamını baz alarak işte onun düşmesini bekliyoruz, ona göre işte karar vereceğiz konusu bana göre yanlış. Yani biraz sanki geçmişe bakarak
copy paste yapmak suretiyle bir ekonomik politika oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun ben pek doğru olduğunu zannetmiyorum. Bir. İkincisi, ben şu anda programa Kanada'dan katılıyorum. O yüzden sokakta, burada, Amerika'da ne olduğunu iyi kötü takip edebiliyorum, görüyorum. Yaşayan birisi olarak da hissediyorum. Birincisi, enerji fiyatları çok fazla düşmedi. Neden düşmedi? Çünkü Rusya'ya uygulanan bir ambargo sebebiyle üretim artışı olmadan işte petrol fiyatları 80'ler civarında tutuyor. Halbuki bunun normalde 60'lar civarında falan olması gereken bir rakamdı. Artı yarın öbür gün Çin'in biraz daha petrol tüketmeye başlamasıyla bu rakamlar yukarı gidebilir. İkinci konu, buralarda hiç bahsedilmeyen, yani ekonomi medyasında bahsedilmeyen bir konu var. Bu bölgede gıda fiyatları hiçbir şekilde enflasyon kadar artmadı. Neredeyse iki katı kadar artmış ve hala da artmaya da devam ediyor bu civarda. O da enflasyonu aşağıya inmesini engelliyor. O yüzden göründüğü kadarıyla daha evvelden de Deutsche ve UBS'in ekonomistleriyle de benim yaptığım görüşmelerde sonuçta ortaya çıkan şöyle bir durum var. Bu enflasyon yapışkan bir enflasyon. Öyle kolay kolay bazı temel konular düzeltilmeden bu enflasyonun kısa sürede aşağıya ineceği söz konusu değil. O yüzden de daha şahin faiz artışları belki gelebilir ama enerji fiyatlarını veya gıda fiyatlarını dünyadaki iklimden dolayı bozulan tedarik zincirinin düzeltilmesine çok da fazla yardımcı olmayacağı için bir kere piyasayla benim gördüğüm kadarıyla bu ekonomideki baş aktör oyuncular arasında bir görüş farklılığı var. Bunun akabinde bence oluşturulmaya çalışılan yeni politikalar maalesef bunu tam desteklemiyor. Diğer taraftan bu inanç o kadar zayıfladı ki defansif bir yatırım aracı olan altın bir anda yükselmeye başladı. Hani normalde faizler yükselirken altının düşmesi beklenirken altın yükselmeye başladı. O yüzden az önce Aysun Hanım da söylediği gibi bir taraftan olumluymuş gibi gelen haberler, öteki taraftan olumsuzmuş gibi gelen haberler ortada tam bir bence kaos söz konusu. Birbiriyle çelişkili haberler, ona göre de çelişkili yorumlar ortaya çıkıyor ama dediğim gibi nirengi noktası olarak bir parametre olarak kabul edilen başta da işsizlik rakamı veya diğer ekonomik parametreler bence yanlış oluşturuluyor. Şu anda insanlar müthiş harcamaya devam ediyorlar kredi kartları veya tüketici kredileriyle ama bunun akabinde ben bayağı ciddi bir kırılma bekliyorum ve arkasından da belki bugüne kadar konuştuklarımızın tam tersi bir deflasyonist ortamda yaşamak durumunda kalacağız gibi. Yani şu anda müzik bitti ama parti devam ediyor havasında herkes. Bunun sonucu pek tatlı olmayacak bir sona gidiyormuş gibi ben öngörüyorum ama bu 3 ay sonra olacak bir olay değil. Bunun bence bir en az bir senesi falan var diye düşünüyorum Barış. Evet, bazen müzik bittikten sonra insanlar elleriyle tempo tutup oynamaya devam eden sonra aslında bir an müzik bitmiş diye mesela Ziya Bey'e ek olarak şunu söyleyeyim. Şu anda evet hani kredi ve kredi kartıyla alımlarda iştah devam ediyor. Ama dün gelen perakende satışlar verisinin sürpriz bir şekilde aşağıya gelmesi önümüzdeki dönemde tüketicinin kredi ve kredi kartına bir miktar hani oradaki yükselişin daralması, yavaşlaması noktasına bir işaret gösteriyor. Bu da Powell'ın hiç istemediği bir şey aslına bakarsan. Diğer taraftan da çelişki sadece şeyde değil, S&P'de ya da altında ya da datalarda değil. TLT dediğimiz 20 yıllık bonoların ETF'i.
yani yatırım borsa fonuna baktığımızda verim eğrisinin uzun tarafına alım gelmiş durumda. 10 yıllıklara baktığımızda zaten grafiği açarsak aslında görebiliriz. 10 yıllıklara baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı aşağı gelmiş durumda. Normalde bunlar zaten evet hani ters korele çalışan bir noktadadır. Ama bu sefer çok ciddi bir ayrışma var. Hı hı. Bu da aslına bakarsan anomalinin ya da işte piyasayla Fed yetkililerinin ciddi noktada görüş ayrılığı içerisinde olduğunu gösteriyor. Piyasa hisse senedi biraz daha spekülatif diyebiliriz. Hani bilançolar geliyor, karışık geliyor, orada yatırımcının kafası karışık, bir alıyor bir satıyor diyebiliriz. Ama daha uzun vadeli, daha büyük fonların yatırım yaptığı gerek TLT, 20 yıllık bonolar, tahviller, gerekse 10 yıllıklar çok daha fazla inandırıcı bir şekilde piyasanın inandırıcı olmadığını gösteriyor bize. Aysun, Avrupa'ya geçeceğim ama ona geçmeden önce Ziya Bey de değindi. Şu altını senin de yorumlamanı isterim. Hı hı. Altında çok net bir yukarı hareket var. Altında son dönemdeki yorumlara baktığımızda da birçok yabancı yatırım bankası altında 2023 için olumluydu. Aslında o görüşler sanki biraz yerini buluyor gibi. Hı hı. Altında geçtiğimiz yıl Kasım'dan bu yana başlayan bir hareket var. Diplerde işte orada 1600 Eylül sonunda görmüşüz. 1600 şuradaki, burası da yine 1600'e yakın. Buradan bir yukarı hareket içerisinde. Kasım, Aralık ve Ocak ayında da bu yükseliş devam ediyor. Hı hı. Şu an 1924'e kadar gelmiş durumdayız. Dolar zayıflıyor. Tabii bir taraftan da 102'ye kadar indik değil mi? Yani evet. Doların zayıflığı, altının yukarı hareketi, ne dersin? Ve hatta şöyle söyleyeyim, dün Japonya Merkez Bankası'nın kararından sonra 132'lere kadar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam parite. Bugünkü harekete baktığında 127,5'lara kadar da geldi. Yani aslında geçici olarak doların değer kaybı sanki yavaş yavaş tekrardan hani risk on ve dolar ve altın güvenli bölge kullanılacakmış gibi duruyor. Biz bir defa şunu söyleyeyim öncelikle. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde kıymetli madenlerde kısa vadeli bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Ama bunun kalıcı olmadığını ve önümüzdeki dönemde de hani 1900 mesela daha böyle yuvarlak bir rakam olduğu için aslına bakarsan psikolojik dirençmiş gibi görünüyor ama aslında orası bomboş. Yani 1970'e kadar teknik olarak altının yolu varmış gibi duruyor. 2023 hala altın için gerçekten altın bir yıl olabilir, iyi yaşa. Diğer taraftan konuşulmayan ama risk olarak her zaman masada olan iki faktör var. Birincisi hani Rusya meselesi aslında sanki biraz soğudu gibi duruyor. Ama diğer tarafta arkada sıcak olaylar devam ediyor. İçişleri Bakanı öldü değil mi? En son Ukrayna İçişleri Bakanı'nın helikopter kazasının arkasında yatan senaryolar konuşulmaya başlanıyor ki bu işin hani hakikaten sıcak olduğunun bir şeyi, bir göstergesi. Diğer taraftan hali hazırda konuşulmayan ama gene konuşulacak olan Çin-Tayvan meselesi var ve biz bu Çin-Tayvan meselesinin hani yeni petrol dediğimiz çip meselesinden kaynaklı olma ihtimalinin çok üstünde duruyoruz. Çünkü Tayvan biliyorsun çip üreticileri içerisinde dünya pazarının %79'unu karşılıyor. Şimdi Amerika oraya olan bağımlılığını azaltmak için yani daha doğrusu Apple Amerika'da bir tesis kurma yolunda adımı attı. Ama 2 yıl sonra o tesis bitecek. Hani üretim başlama noktası 2 yıl sonra ve hala Tayvan bu konuda çok kuvvetli olmaya devam edecek. O yüzden mesela yarı iletkenler tarafı çok değerli olmaya devam edecek. Yarı iletkenler tarafı artı savaş yani jeopolitik riskler artı faizin kalıcı olmayacağı, yükseliş olacak ama oralarda çok kalıcı olmayacağına yönelik inanış ve hali hazırda da hakikaten piyasa fiyatlamalarının gereğinden fazla ve hatta geçen gün tweet attım. Rasyoya baktığımızda eğer buradan boğa piyasası başlatırsa S&P tarihinin en yüksek rasyosundan başlatıyor. Yani medyanı bunun 10 ila 16 arasında. Fakat şu anki seviyesi 27.2.
buradan bir boğa başlatırsa şayet birçok yatırımcı dışarıda kalmış olacak. Zaten hani çünkü aralarda biliyorsun gerek S&P gerek Nasdaq gerek Dow DAX çok ciddi hareketler yaptı. Hı hı. Bütün bunlar belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Bu sebepledir ki altına giden hani fonların gerekçelerinden bir tanesi bu belirsizlikler. Evet. Arkadaşlarımıza gösterdi yönetmenimiz Selçuk'ta dolar endeksi aşağı altın yukarı son dönemde çok net. Dolar endeksi yukarı giderken de 2022'de yani geçen sene altın aşağı doğru geliyordu. Beyazla görüyoruz altını, maviyle görüyoruz doları. Araya gitmeden Ziya Bey, sizin doların bu zayıflaması ile ilgili değerlendirmenizi almak isterim. Yani o 108'lerden aşağı doğru 102'lere doğru bir geri çekilme görüyoruz. Burada daha etkin olan tema Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışlarında sona yaklaşıldığı hikayesi mi? Yoksa belki aradan sonra daha detaylı konuşuruz. Avrupa'nın beklendiği kadar kötü gitmemesi mi? Hiçbiri Barış'cığım. Peki. O zaman Ziya Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Ziya Bey'e. Kanada'ya selamlar diyeyim. Buyurun. Şöyle. Bunların tabii o faktörler var ama yine pek piyasada ben hani duymadım ama benim bulunduğum coğrafyada çok konuşulan başka bir konu var. Bu küçük bir haber olarak geçti. Çin petrol alımlarını işte özellikle Orta Doğu bölgesinden alacağı LNG'yi de dahil olmak üzere RMB ile alma üzerine bir çalışma ve hareket içerisinde. Şimdi dünyanın en büyük dolar rezervi de Çin'dedir. Çin şimdi bu tarafa kayarken RMB'nin de arkasını doldurabilmek adına isterse şeyler bilmiyorum kayıtlarda var mıdır, arkadaşlarımız çıkartabilirler mi? Bu son zamanlarda en büyük altın alıcıları kim dersek aralarında büyük ihtimalle Çin Merkez Bankası'nı da göreceğiz. Çin Merkez Bankası'nın da RMB politikasını desteklemek adına yaptığı altın alımları sebebiyle altın biraz da bu beklenmedik hareket çerçevesinde yükseliyor. Dolayısıyla RMB altın dolar üçgeni diye bakar isek burada şu anda seviye kaybeden dolar olmakta. Çünkü biliyorsunuz dünyadaki bütün ham maddelerin fiyatlamaları ve ticareti dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi birazcık Rusya'nın durumundan dolayı rubleye kayış var. Arkasından en büyük ham madde ithalatçısı Çin'in başta enerji ihtiyacını gidermek üzere RMB'ye kayması sebebiyle belki de ileride dolara olan talep azalacaktır. Bir. İkincisi bu politikayı desteklemek artı Çin rezervlerini hem dolardan kurtarmak hem de RMB'yi desteklemek adına iki taşla iki kuş vurma adına altına yüklenmesi sebebiyle altın fiyatları da arttığı için burada dediğim gibi kaybeden dolar oluyor. Bunun da altını özellikle çizmek isterim Barış. O yüzden hiçbiri dedim. Peki, teşekkürler. Bir araya gideceğim izninizle. Araya giderken İbrahim'in olmuş hocanın değerlendirmesi var. Onu dinleyelim. Ardından dönüşte biz Aysun Karaytur ve Ziya Kurt'la Türkiye'ye dönerek devam edelim. Önümüzdeki enflasyon patikasına baktığımızda enflasyonun önümüzdeki aylarda düşeceğini biliyoruz. Baz etkisinden ya da farklı etkilerden. Mayıs ayına geldiğimizde %40'ın altına inme ihtimali var enflasyonun. Hal böyle olunca Merkez Bankası buradaki trende bakarak belki şu andan elini rahatlatıp bir faiz indiriminin kapısını açmış olabilir. Evet, yani bu onu gösteriyor. Fakat burada tabii çeşitli riskler var. Yani bu risklerden bir tanesi kuraklık. Enflasyonun trendinin önümüzdeki dönemde aşağı olacağından dolayı Merkez Bankası'nın şimdiden elini rahatlattığını ve belki de hani seçim yaklaştıkça seçime doğru giderken bir belki iki defa daha politika faizini aşağı doğru çektiğini görebiliriz. Çünkü diğer taraftan yani asıl aktarım mekanizmasını şu anda çalıştıran konu politika faizi değil. Yani aktarım mekanizması daha çok
makro ihtiyati tedbirler üzerinden çalışıyor ve burada alınan tedbirler kanalıyla biz toplam talebi etkiliyoruz. Küresel piyasalarda Aysun Karaytu ve Ziya Kurt'la birlikteyiz. Bu bölüme Ziya Bey'le izinle başlamak istiyorum Aysun. Sonra içeriye doğru geçeriz. Ziya Bey, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı. Bilmiyorum takip etme imkanınız oldu mu? Bunu neden söylüyorum? Çünkü bir değişiklik zaten beklenmiyordu. Artık o Merkez Bankası toplantısı var. Heyecanını da bir miktar aslında kaybettik diyebiliriz. Faizi indireceği yere kadar indirdi diye konuşuyoruz. Ama işte metinde ufak bir değişiklik var denmiş ki mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesine bu toplantıda yer verilmemiş. İşte acaba daha da daha da nereye indirecek bilemiyorum. Hani bu enflasyon düşüyor diye indirse enflasyon düştüğü yer 64. 40'lara düşse halen 9 politika faizi. Açıkçası bilmiyorum yani buradan o yorum çıkar mı bu karar metninden bu ifade çıktı diye. Ben sizin değerlendirmenizi alayım. Hem bugünkü karar hem de metnin biraz değişmesi. Acaba enflasyon tepelerden aşağı doğru inerken merkez bir fırsatını bulursa faiz indirimleri daha da gelir mi? Ne dersiniz? Şimdi bu kadar yüksek enflasyonda hakikaten 9 politika faizi zaten çok düşük. Aşırı negatif bir faiz oranı olduğu için hani 8'e indirse ne olur, indirmese ne olur? Ben artık o noktadayım. Piyasanın da dediğin gibi yani artık o heyecanını kaybetti. Çünkü zaten göreve gelir gelmez Bakan Nebati Bey söyledi. Merkez Bankası politika faizini işte önemini kaybettireceğiz, gündemden çıkartacağız gibi. Merkez Bankası Başkanı bu durumdan memnun mudur onu bilemiyorum. Eskiden herkes bu toplantıları heyecanla beklerdi. Şimdi pek de önemsendiğini zannetmiyorum. Bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz? O ibarenin çıkartılması yani bu yazılı metinler evet var odur budur ama sonuca bakmak lazım. Belki de hakikaten dediğin gibi ileride bir fırsat olursa işte seçime girerken biraz daha ortalığı güzel göstermek için işte 9 yerine 8'e, 5'a 8'e indirdik belki demek içindir. Ama yani 8'e inse de artık şu saatten sonra pek bir şey değişmeyecek. Çünkü zaten bankaların kredi verme olanakları kısıtlı, istenilen şartlar ağır, sermaye yeterlilik rasyoları şu anda bana göre ilerisi için sıkıntıda. Aldıkları 5 ve 10 yıllık faiz tahvilleri ilerisi için faiz yükselmeleri halinde bankaların öz varlıklarında bayağı büyük yük yaratacak. Bütün bunları düşündüğünüz zaman yani böyle küçük minimal hareketlerinden bilmem dem çıkartmak, sonuç çıkartmak artık bir şeye yaramayacak. Sadece hani seçime giderken acaba güzel görünür mü diyeceğim ama yani bunda da çok fazla bir şey etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten şunun şurasında kaldı işte 4-5 ay gibi bir şey. Eğer hakikaten 14 Mayıs olacaksa işte 4 ay kaldı. İnsanlar zaten krediye ulaşmada zorluk çekiyorlar. İşte bahsettiğim kısıtlamalardan, önlemlerden, bankaların içine bulunduğu durumdan. O yüzden pek öyle faydası olacak bir şey değil. Hani görüntüde var olsun diye yapacaklarsa yapacaklar ama hiçbir şey ben değiştireceğini düşünmüyorum. Belki de hani bir önceki metinden biraz değişiklik olsun diye laf ola beri gele çıkartmış bile olabilirler. Benim düşüncem böyledir. Peki ben burada Aysun'a da bir döneceğim. Aysun bugünkü metni gördün. Faiz kararı zaten değişmedi, beklenmiyordu. Enflasyonda baz etkisiyle geri çekilme var. Bir faiz indirimi yani ya da Ziya Bey'in ifade ettiği gibi Merkez Bankası toplantılarının önemi azaldı. Onu zaten herkes söylüyor. Ama regülasyonlar yönünde yani toplantıdan ziyade Merkez Bankası'nın regülasyon kararları çok daha etkin. Para politikası yerine regülasyon politikası çok
önemli hale gelmiş durumda. Etkinliği oranını artmış durumda. Yani faiz kararlarından ziyade Merkez Bankası o açıklamalarıyla çok daha etkin politika üretiyor. Ama yine de ben sorayım, yani hem bugünkü metin hem buradan o ifadeden bir şey çıkar mı? Ne dersin? Hayır, hatta biz şöyle söyleyeyim. Birinci çeyreği en öngörülebilir çeyrek olarak kabul ediyoruz ekonomi politikaları anlamında. Sebebi de şu, biliyorsun hani ne zaman faiz arttıracağını, ne zaman duracağını ve ne kadar süre bu şekilde devam edeceğini net bir şekilde, şeffaf bir şekilde Sayın Başkan indireceğini her şeyi detaylı bir şekilde, belki de Merkez Bankası'nın hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bir dönemi yaşadık. Forward guidance denilen kelimenin hani gerçek anlamını yaşadık aslına bakarsan. Ama hani şu var. Birincisi, mevcut politikaların korunması bir çeyrek boyunca, bir çeyrek daha diyelim. Artan regülasyonların ve hisse senetleri üzerindeki baskısının devamı anlamına geliyor. Özellikle bankalar tarafındaki baskının devamı anlamına geliyor. Diğer taraftan da hani gene hani borsaya olan etkisini konuşacak olursak, non-event olduğu için Merkez Bankası kararının etkisinin olacağını zaten düşünmüyoruz. En az 3 çeyrek daha. Özür diliyorum. En az 3 ay daha. Ama şimdi siyasetle ilgili haber akışları çok sık gelmeye başlayacak. Bu bir. Seçim belirsizliğine dair çok fazla söylemler ve manipülatif söylemler olacak. Bu iki. Bu hani muhtemelen hisse senedi tarafında bir miktar hani böyle bacağından aşağı çekme gibi bir durum yaratacak. Ama diğer taraftan da baktığında bir dördüncü çeyrek finansalları çok iyi, yani iyi geliyor hani görece olarak. Diğer taraftan da hemen bu sezon bittikten sonra arkasından temettü dönemi başlayacak. Yani bir taraf aşağı çekerken borsayı, diğer tarafta beslemeye devam edecek. Bu da eşittir volatilite. Bu da eşittir gene hani görece, gene seçici olmamız gereken faktörleri bize sunuyor. Peki burada seçici olmayı neye göre konuşacağız? Tabii 3 tane senaryo üzerine hani biz konumlandırdık mevzuyu. Birincisi, seçimden sonra farz-ı mahal mevcut politika devam ediyor. Ama bir miktar daha hani kısmi normalleşerek devam ediyor. O ne demek? Sınırlı olarak bir faiz artışı demek. Orada amaç nedir? Aslına bakarsan hani TL'nin çok güçlü değer kaybının önüne geçmek olabilir. Bir de bugüne kadar kaybetmiş olduğumuz sermaye akımının bir miktar telafi edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama burası dediğim gibi hani TL'de sınırlı bir değer kaybı, diğer taraftan da doları besleyen bir unsur olarak da çalışabilir. Orada ne faktör devreye girecek? O zaman biz döneceğiz, bakacağız BIST 100'e. Döviz geliri olan, döviz borçluluğu olmayan ya da döviz gelirleri olan ve finansal ileriye yönelik borçlanmasını yüksek kaliteli FX üzerinden varlıklardan yapmış şirketlere bakacağız. Örnek veriyorum Türk Hava Yolları. Hani anlatabildim mi? Ama diğer taraftan tamamıyla ortodoks politikaya dönüş. Bu ne demek? Daha agresif bir faiz artışı, daha agresif bir TL, doların TL üzerindeki baskısı, ama diğer taraftan baskısının da azalması. Evet, ama ciddi anlamda azalması. O zaman da biraz önceki senaryonun tam tersi senaryo. Yani döviz cinsi borçluluğu az olanlar ya da döviz gelirleri olanlar daha az olumlu etkilenecektir. Ama diğer taraftan da işte bankalar gibi, holdingler gibi, perakendecilik gibi sektörler daha olumlu etkileneceklerdir. Çünkü neden? Yabancı akımını da içeri alacağı için, yani sermaye akımını içeri alacağı için daha iyi çarpanlarla, daha yüksek çarpanlarla işlemler dönmeye burada devam edecek. Yani bitti dediğimiz yerde tekrar tren raya girmeye başlayacak. Bu da şimdi bunların hepsi senaryo. Bir de hiç değişmediği senaryoyu düşünelim. Yani tamamıyla mevcut politikalar aynı şekilde devam ediyor. Orada zaten bayağı kötü bir olasılık senaryosu çıkartabiliriz. Gerek borsa ile ilgili, gerek dolar TL ile ilgili. Ama biz mutlaka hani bir miktar ılımlı da olsa, tam ortodoks olmasa da şu anki mevcut politikalardan sınırlı olarak iyileşmeyi bekliyoruz.
Bu da bize şunu söylüyor. Demek ki bir süre bu borsa tarafında çok dikkatli olmak lazım. Yani biraz daha ortalık netleşene kadar çok dikkatli alım satım yapmak ve hatta şu sıralar daha ziyade teknik seviyelere dikkat etmek lazım ki 5400'de tutunamazsa 5100'de tutunamazsa tekrar 4600'ü görürüz gibi duruyor. Ama ben tekrar dedim, geçen yayında da söylemiştim. Yılın herhangi bir tarafında, ki bu bence bizce daha böyle yılın 3. çeyreğin civarında olacak bir şey. Borsanın tekrar talep göreceğini ve bizim hala beklentimizin 2023 yılı için 7700 olduğunun buradan altını çizdim. Ama tabii o zamana kadar üzerinden çok sular akacak ve çok senaryolarda yazılacaktır. Peki. Ziya Bey, araya gitmeden size de bankacılık sektörüne dair tabii düzenlemelerin odağı orası, sizin taraf. Çokça hakikaten her hafta düzenleme geliyor, yeni bir regülasyon. Bankalar vallahi nasıl bu kadar düzenlemeyle başa çıkıyorlar, o da ayrı bir marifet ister. Çünkü bir taraftan düzenlesen diğer taraftaki düzenleme bozuluyor. Onu yaparken o işte ona ayar gerekiyor falan. Şimdi en son bu mevduat faizlerinin daha da yukarıya gidişatı, bu son düzenlemenin belki sonucu olarak ifade ediliyor. Ya da genel liralaşma ve TL cinsinden mevduatı özendirme politikalarının sonucu olarak böyle 30'lar falan konuşuluyor. Bilmiyorum, siz tabii daha yakınsınız mevduat faizlerinde. 30'ların üstünden bahsedenler var. 3 ay ötesi için, ki oraya da bir yönlendirmesi oldu son ZK adımıyla. Burada mevduat faizlerinin gerek geldiği yer, gerek bu düzenlemeler mevduat faizlerini daha da yukarıya itecek mi Ziya Bey? Mevduat faizleri bu kadar yukarıya giderken ticari kredi faizlerini %14'te vermeye zorlayan demeyeyim de düzenlemelerle buraya iten bir regülasyon ortamında bankalar bu çelişkiden nasıl çıkacaklar? Buyurun. Şimdi Kasım sonuçlarını ben bulabildim BDDK'nın rakamlarından. Krediler toplamda TL ve döviz olarak %48 artmış. Aktiflerin büyüklüğü %49 artmış. Mevduatın geneli %60 artmış. Demek ki mevduata doğru bir kayış olmuş bu yıl içerisinde. Yalnız mevduatta baktığımızda yabancı para 2021'in sonunda neredeyse iki katıyken Türk lirası mevduatın Kasım sonu itibariyle neredeyse başa baş gelmiş durumdalar. Yabancı para mevduat %25 artmış ama Türk lirası mevduat %125 artmış. Şimdi kredilere baktığımızda %48 enflasyonun, yani burada şeyi belki dikkate almak lazım, üretici enflasyonunu almak lazım. Öyle baktığınız zaman %66 ile bir pardon %48'lik bir artış var genel olarak. O da enflasyonun çok çok altında bir artış var demektir. Ya bu da bir anlamda kredi hacminin daraldığını gösteriyor. Şeye bakacak olursak dağılıma 2021 sonunda 2.8 trilyonluk bir Türk lirası kredi varken 2022 Kasım'ında 4.7 trilyona, yani 2 trilyon liralık bir artış görüyoruz. Yabancı para krediler biraz da kur farkının etkisiyle burada tabii yükseldiğini görüyoruz ama bence orada tabii çok kur artışını dikkate alırsak daralma var. 2 trilyondan 2.4 trilyona çıkmış yabancı para krediler. Ama en büyük sıçramalardan bir tanesi menkul kıymetlerdi. Şimdi az önce de bahsettim, bankaların menkul kıymetler portföyü özellikle bu verdikleri kredilerden dolayı zorunlu olarak aldıkları 5 yıllık, 10 yıllık, %9'luk, %10'luk faizlerle yaptıkları bu işlemler ileride faizlerin yükselmesi halinde sıkıntı yaratacak bir konu. Bir. İkincisi bankalar dediğiniz
dediğin gibi yani o kadar çok düzenleme meydana geldi ki ne yapacaklarını tabii haliyle şaşırdılar. Yani bunun da altını çizmek lazım. Bunların yarın öbür gün toparlanıp düzeltilmesi bile sıkıntı. Bu düzenlemeli yayınlayanlar da acaba 200 evvelki talimatnameleri neydi, onda neyi düzeltecekler, onların da ben şaşırıyor olduğunu zannediyorum. 200 evvel mi? Yani 250'ye yakın galiba düzenleme oldu artık. Yani sayısını ben de unuttum. Bu şeyler son zamanlarda yapılan düzenlemelerle, talimlerle hakikaten maalesef takip edilemez duruma geldi. Belki bunların hepsinin toparlanıp bir kitap basitleştirilmesi, hayır toplanıp basitleştirilmesi gerekiyor. Şimdi nerede bir şey oluyorsa ad hoc olarak yani şurada bir açık görüyorlar, orayı kapatalım. Burada bir açık görüyorlar, orayı kapatalım. Belki bunların tamamını kapatacak, 3-5'e 10'a neyse indirecek düzenlemeler yapmaları lazım. Yoksa hakikaten takip edilemez duruma geliyor. Şimdi burada görüyoruz ki mali politikalardaki genişleme stratejisi para politikaları vasıtasıyla tersine daraltılmaya çalışılıyor. Yani eğer krediler toplamda %48 artmışsa bu şunu gösteriyor. Demek ki bir daralma var. Enflasyon kadar en azından artmasını beklerdik. Bir. İkincisi, liralaşma suretiyle dövize olan talebi kısma adına yapılan adımlarla tabii piyasada bir Türk lirası eksikliği var. Şimdi her ne kadar bankaların genelinde Türk lirası mevduatla yabancı para mevduat hemen hemen %50 seviyesine geldiyse de Merkez Bankası, benim yanlış hatırlamıyorsam, kusura bakmasınlar, güya sektörün içindeyim, ben de karıştırıyorum artık. Daha fazla olması için yaptığı uğraşlar çerçevesinde mevduat toplamak zorundalar. Mevduat da sınırlı bir meta. O yüzden de bunun faizi yükselmeye devam edecektir. Yarın öbür gün tahmin ediyorum kredi fiyatlamasında olduğu gibi mevduat fiyatlamasında da bankalara herhalde bir uyarı gelir. Daha fazla yükseltmeyin diye. Bu tip kısıtlamalar... Ya, nasıl olacak? Ziya Bey, bir taraftan diyeceksin ya, işte TL mevduat oranı %70'e kadar götür, 60-70. Onun için bankalarda ifade ettiğiniz gibi işte faizleri, mevduat faizlerini yükseltecekler TL'yi cazip kılmak için. Evet. Bir sonraki adım diyorsunuz ki, ben hani bu kadar düzenleme olduğu için böyle bir düzenleme de olma riski var diye anlıyorum. Yani mevduat faizini yani daha da fazla artırmayın diye. Aynen vermeyin diye gelebilir. Buna da hiç şaşırmamak. Aslında böyle bir açıklama gelmişti, hatırlayalım, geçmişte. Merkez Bankası'ndan uyarı diye bankalara, piyasa gerçeklerinden daha yüksek oranda mevduat faizleri görüyoruz diye, izliyoruz diye bir açıklama vardı. Yani düzenleme değil ama açıklama yayınlanmıştı. O değil mi Aysun? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. İşte bu da şeydir, kibar bir şekilde ben görüyorum siz fazla faiz veriyorsunuz, vermeyin. Bunun arkası biraz daha sert bir önlem gelebilir diye. Hani aylardır, yıllardır bu ekranlara birçok konuşmacı çıkıyor. Her defasında söyledikleri konu işte gün geçtikçe bu talimatlar, işte bu kısıtlamalar daha da devam edebilir, artarak devam edecektir diye. Nitekim o noktaya da geldik kısmen. Belli bir yere geldi. Herhalde işte bundan sonra bu anortodoks politikaların devamına mı, devam edilmemesine mi, herhalde seçimden sonra karar verilecek. Ama yani bu kadar sıkı kısıtlama, bu kadar yönlendirmeyle finans sektörünü çok dar bir elbise içerisine sokulması, yarın öbür gün, ki bunu artık duyuyoruz, çok gümbür gümbür geliyor belli grupların sesleri, işte ihracatçı söylüyor, imalatçılar söylüyor, işte evet, kur baskı altında krediye ulaşamıyoruz, işletme sermayesi ihtiyacımız arttı, kredi bulamıyoruz diye. Bunlara artık kurak verilmesi gereken bir döneme gireceğiz gibime geliyor Barış'cığım. Evet, araya gideceğiz. Araya giderken Burak Hoca'yı dinleyebilirsek dinleyelim, aramızı verelim. Sonuçta dönüşte de devam edeceğiz.
Krediler konusu çok gündemde olacağını çok önceden söyledik. Çünkü bu sene özellikle ihracattan çok fazla bir destek gelmeyecek büyümeye. Temelde en önemli gördüğümüz nokta büyüme ve büyümenin rakamsal olarak ifade ettiği, yani niteliğine çok bakmıyoruz uzun yıllardan beri. Sadece rakamsal olarak işte OECD içerisinde en çok büyüyen ülke ya da ikinci ülke, buraları paylaşıyoruz. Sürekli olarak bu büyüme pompalanması gerektiği için de özellikle seçime gittiğimiz bir dönemde kredilerin çok yoğun bir biçimde verileceğini zaten öngörüyorduk ve oraya doğru geldik. İşte konutta başlayan kampanya, ilk önce hiç konutu olmayanlar üzerinden yürüyen bir kampanya, yani alt gelir grubu, sonra orta gelir grubu dediğimiz gelir grubuna yönelik olan bir kampanya. Ama bunun çok dar tutulduğu için hemen hemen ben, yani şu anda göremedim. Birçok arkadaşım, kendi çevrem, etrafımdakilere baktığım zaman o orta gelirdeki konut kampanyasından yararlanabilen kişi sayısı az. Bu oldukça da aslında bir yandan da iyi tutulmuş durumda. Çünkü daha evvelki genişlemelerde bunun nasıl bir konut krizine dönüştüğünü görmüştük. Ama gene piyasanın en büyük beklentilerinden bir tanesi herhalde özellikle ikinci el konutlardaki bir kampanya olup olmayacak konusu. Ben seçime doğru böyle bir şeyin de gelebileceğini düşünüyorum. Yani seçimdeki genel gidişata bağlı olarak geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir zaten genişlemeyi gördük. Diğer taraftan ticari şirketlere yönelik olarak verilen ticari krediler, bunlar yoğun bir biçimde verilmeye çalışılıyor. Ama yani şurada anlamakta zorlandığımız bir noktadayız. Sonuçta biz bu Türkiye ekonomi modeline geçtiğimizde hedef zaten cari açığın kapanması, içeride de firmalara çok ucuz sayılabilecek faiz oranlarıyla kredinin aktarılmasıydı. Ama kredi aktarım mekanizması çalışmıyor ve bu aylardır çalışmıyor. Dolayısıyla makro düzenlemelerle biz bu kredi aktarım mekanizmasını çalıştırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da özellikle şirketler üzerinden ayrım yaparak KOBİ olarak adlandırdığımız küçük orta boy işletmeleri krediye daha yakın hale getirmeye çalışıyoruz. Onları krediye yakınsıyoruz. Alabilenler var ama alamayan çok sayıda firma da var. Dolayısıyla buradaki genel çelişki hala devam ediyor. Küresel piyasada son bölüme girdik. Az bir vaktimiz var. Hani Merkez Bankası'nın kararını konuştuk. Kura baktığımızda kur, hani faiz kararlarından da pek etkilenmiyor. Dolar endeksinden de etkilenmiyor. Herkes tabii bunun daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Kısaca onu sormuş olayım. Ya şimdi hani o tarafa geldiğimizde çok bizim irademiz dışında, inisiyatifimiz dışında gelişmeler olduğu için çok net budur, bu olacaktır demek mümkün değil. Hiçbir para birimi için. Bir de şu anda hani baskılandığını hepimiz bildiğimiz için hani önemli olan buradan sonra bir politika değişikliği olduğunda nasıl tepki verecek, ona bakmak lazım. Yani biz 3-5 senaryoda dediğim gibi opsiyon volatilitelerin opsiyonları çalıştırdık. Hani emir veriyormuş gibi yaptık. Özellikle call alımda ve put satış tarafında. Şubat sonu gibi volatilite çok yüksek. Yani demek ki hani bir noktada artık bu, hep gösteriyorsun ya sen 0.01 artıda ya da işte 0.0 gibi durumdan yavaş yavaş olay mahallini terk edecekmiş gibi duruyor. Çünkü zaten hakikaten doların da çok hızlı aşağı gelmesi, yani dolar endeksinin çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesi de uzun vadede evet doları değerli kılmaktan öte bir resim var. Ama kısa vadede tekrardan böyle bir dolara talep, hani dünkü Japonya Merkez Bankası'nın hareketi sonrası bile çok sert bir tepki vermesi dolara yakın zamanda talebin artacağını gösteriyor. Oradan mütevellit mi dolar TL'de bu volatilite var, yoksa kendi iç dinamiklerimizden dolayı mı var? Onun sebebini artık yaşayınca göreceğiz. Evet, dolar endeksi aşağı doğru geldi son dönemde net bir şekilde geçen Kasım'dan bu yana, ama işte 102'lere kadar indi. 110'ların üstünden, 114'lerden. Ama dolar TL mesela şeyde de biliyorsun, euro dolar paritesi de çok hızlı yukarı çıktı. Yani 0.98'lerden 1.08'lere çok ışık hızıyla çıktı. Mesela bizim de orada beklentimiz, şu an çok 1.15'ler falan dinleniyor ya.
biz oranın 1.0950-1.10 seviyesini bir süre daha kıramayacağını düşünüyoruz. Ziya Bey, çok kısa, kurdaki bu sakinlik acaba ne kadar? 1-2 dakikamız var, hemen hızlıca rica edeyim. Yani bu çok minik, hani 0.1-0.2'lik artışlar belki biraz artarak devam edebilir ama hani genelde stabil diyebileceğimiz bir yukarıya doğru eğriyle, minik, çok minimal şeylerle seçime kadar devam edecektir. Ama benim hani yaptığım hesaplamalara göre %35-40 bandında dolarda bir baskılama söz konusu var Türk lirasına karşı. O çerçevede de belki seçimlere çok yakın veya seçimlerden hemen sonra faizde olduğu gibi dövizde de bir hareketlenme ben bekliyorum Barış'cığım. Çünkü dikkat edelim, bu son bir haftada DTH'larda tekrar bir 6 milyar dolarlık yükselme, bunun bence ayak sesleri. Dolar TL olması gereken seviyenin size göre yaklaşık %40 altında. Doğru mu anladım? İşte 35-40 öyle diyelim. Hangi perspektiften baktığınıza bağlı. Peki. Ziya Bey, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, selam ve sevgiler. Aysun'un çok teşekkürler. Rica ederim. Ağzına sağlık. Buradan New York'a, Melike Ayan'a dönüyoruz. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Bilançolar pek parlak değildi Melike. Alcoa ve Procter & Gamble sanırım. Neler aktaracaksın Amerika'dan? Bugün bir geri çekilme var, çok sert olmasa da. Kesinlikle Procter & Gamble, Discover Financial hizmetleri, yani kredi kartı firması ve Alcoa, hayal kırıklığı yaratan 3 büyük hisse. Bu 3 büyük şirketin bilançoları analiz tahminlerine cevap veremedi. 3 endekste düşüyor ama düşüşteki hız biraz yavaşladı, azaldı dikkat edersen. Sebebi de dipten gelenler, dipten almak isteyenler geldi piyasaya ve bunun etkisini görüyoruz. Brainard'ın sözü biraz şimdi etkisini neredeyse yitirdi gibi diyebiliriz. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Faizler yüksek kalmalı uzun bir süre diyerek piyasayı tabii korkutuyor ama Brainard'dan gelmesi ekstra bir etkili oldu. Çünkü güvercin bir Fed yetkilisi. İşte böyle bir günde altın kendini yukarı atarken dolar düşüyor. Ve bir kötü haber de Fed'in borç limit tavanına gelinmeseydi. Bugün son günüydü. Janet Yellen de hazine başkanı olarak acil durum fonlarını devreye sokacaklarını söyledi. En son bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kongre anlaşamadığı zaman olmuştu. Bu da ikinci sefer deniyor. Yarın ikinci el konut satışları gelecek. Yani bir tek bu veri var ama onun dışında bu haftayı yani tamamladık. Dow Jones 3 seanstır üst üste düşüyor. Yani yarın bu haftayı tamamlıyor olacağız. Ama gerçekten eğer son bir saat kala Dow Jones inmesine devam ederse, dediğim gibi 3. günde de düşmüş olacak diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Akşam seansına bakalım, nasıl bir tablo var. 0.3 yukarıdayız, 6102'den kapandık. Yarın ne konuşacağız, haftayı kapatacağız. Japonya'dan enflasyon, Çin'den faiz, Türkiye'den tarımsal girdi fiyat endeksi, Almanya'dan üfe ve mevcut konut satışları da Amerika'dan. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam buluşmak üzere efendim.